frekansları arıları etkiliyor mu? Karadeniz bölgesinde arılar neden kovanlarını terk ederek kayboluyor? Bayburt Üniversitesi'nde arıların kaybolma sebepleri araştırılmaya başlandı. Radyo frekanslarından arındırılan bir bölgede arıların kovanlarını terk etmediği tespit edildi. Dünyanın belli bölgelerinde arı popülasyonunda hızlı bir düşüş tespit edildi. Birçok bölgede arılar kovanlarını terk edip ortadan kayboldu. Benzer durumlar Karadeniz bölgesinde de yaşanıyor. Bayburt Üniversitesi de arıların sebepsiz kaybolmaları üzerine harekete geçti. Üniversitenin Arıcılık Araştırma Uygulama Merkezi'nde radyo, televizyon ve cep telefonu frekanslarının arılar üzerinde etkilerini tespit etmek için bir çalışma başlatıldı. Radyo frekanslarının olmadığı bir bölgede arılık istasyon olarak bir arılık belirledik. Orada kendi oluşturmuş olduğumuz radyo frekanslarının arılar üzerine ne gibi davranışsal olarak ne gibi etkilen olduğunu araştırmaya çalışıyoruz. Sonuçlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. İl genelinde farklı noktalara 25 ayrı gruplar halinde kovanlar yerleştirildi. Bu sene 3 bölgede 25'er kovan oralara koyarak bal üretti. Bu 3 bölgeden birisi Orsor, yeni ismi Yoncalı. Ondan sonra ikincisi bu İspir sınırına yakın izole bir bölge. Onu sır gibi saklıyoruz. Üçüncüsü de Demiröz'ünde bir bölge. Radyo frekanslarının, televizyon frekanslarının, cep telefonu frekanslarının arılar üzerindeki etkisini araştırıyorlar. Çalışmanın sonunda frekanslardan arındırılmış bölgede arılar kaybolmadı ve doğal bal elde edildi. Bir balın aslında organik olabilmesi için sadece hani kimyasal kalıntılarının olmaması, şekerden arındırılmış olması yetmiyor. Yani bölgenin de organik dizayn edilmesi lazım.